Aldığı yere bırakmaktadır. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum ki böyle bir belediye başkanımızın kurulması çok zor. Ben fazla bu bu babamız hiç bize güzel bir şekilde yaklaşmadı. Yazılı günden beri bize engeller. Onun için ilk başta söylediğim gibi yılda bir gece veya iki gece bir araya gelmektense haftada bir de olsa sizin de destekleriniz olur. Çünkü bazı şeyleri aşmak gerçekten bir dernek başkanı veya yönetim kurulu üyesiyle olmuyor. Yani bir güç birliğinin olması gerekiyor. Bizim bu güç birliğini başarabilmemiz gerekiyor. Olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi unutmayın, biraz daha üz eleştiri yapalım. Kendimizi eleştirelim. Bizim nerede eksiklerimiz var onu tamamlayalım. Ondan sonra her şey... Efendim, şimdi müşavirlere iyi akşamlar diliyorum. Ben Yusuf Sabri İşli, Kent Konseyi Genel Sekreteri. Şanlıurfa seninle gurur duyuyor, senin yaptıklarını herkes biliyor. Efendim, Sayın Vekiline teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu geceye geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Eşref Hakkı Baba size sevgi ve saygılarımı iletmemi söyledi. Ayrıca biz Urfa Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda olduk ve olmaya çalıştık. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Hakkı Baba'nın talimatıyla Şütün bölgesinde Engelliler Koordinasyon Merkezi ismi altında bir projenin yapımına başladık. Mimari projeleri yapılmak üzere yapılıyor. Arkadaşlarımız İstanbul'a gidip bu yapılmış olan Engelliler Merkezi'ni gördüler. Bu Engelli Merkezi'nin benzerini Urfa'da yapacağız. Siz her şeye layıksınız. Ayrıca bu gecede aramızda olduğumuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Şanlıurfa Belediyesi artık bizim bir parçamız. Ve çok şükür Şanlıurfa Belediyemizin güzel bir başkanı Ahmet Eşref Hakkı Baba ve onun şahsında bütün belediye çalışanlarımız arzularımızı yerlerine getirdiler. İşte Ömürlük Beşer Dernek Başkanı burada. İbrahim Tapşı kardeşimiz burada. Şanlıurfa'nın kaldırımları özürlerimize uygun değildi. Şanlıurfa'mızda bina kat mülkiyeti yönetmeliği uygulanmıyordu. Maalesef engellisi olan bir müteahhit bile
birinci katın üzerine asansörü getirmişti. Birinci kata çıkacak, ondan sonra yani zemin üstüne çıkacak, ondan sonra asansörle yukarı çıkacaktı. Allah'a çok şükür bu konular aşıldı. Kaldırımlar yapıldı. Biz geçen sene buraya bir afiş asmıştık. Süleymaniye'den, Bağlarbaşı'ndan, Sırrı'ndan, Halep'ten, Topdağ'ından, ayağımıza çamur değmeden Şanlıurfa Valiliğine ve belediyeye gelip dertlerimizi anlatabiliyorsa, araçlarımızla, tekerlekli sandalyelerimizle, koltuk deliklerinde gelebiliyorsak, bunu demiştik ki Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'na muhtacız. Onun sayesinde olmuştur. İki gündür biz Sakatlar Haftası nedeniyle bir stand açtık. Gerçekten bu standın açılmasına sebep olan belediye başkanımız. Ve aynı zamanda Şanlıurfa Belediyesi Kültür Müdürlüğü bu konuda çok güzel hassasiyet göstererek bize bu imkanı sağladılar. Bu geceyi bizi tertipleyen Şanlıurfa Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu 7-8 senedir her yıl beraberiz. Artık belediyemizin malum 2 tane engelli aracı var. Biz Şanlıurfa Belediyesi'ni de engelli arkadaşlarımız veya herhangi bir derneğimizi de ararsa, Şanlıurfa'da görevli bulunan Hülya Hanım'a haber edersek, o araçla o arkadaşımız alınıp derneklere getiriliyor. Biz engelli arkadaşlarımızın artık 4 duvar arasında kalmasını istemiyoruz. Çıkıp insanların içine karışmasını, derneklerimize gelmesini, sosyal faaliyetlerde bulunmasını istiyoruz. Bu geceyi bize hazırlayan Şanlıurfa Belediyesi'ne ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Oh,